Arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Tunç. Arkadaşlar, bugün sizlere çeyir nasıl kasılır onu anlatacağım. Çeyir ee, nedir? Çeyir e, yayıncını aktif ettikten sonra atabileceğiniz, onu atabileceğiniz bir olaydır. Ee, aynı bağış gibidir, aynı abone olma, sen yani subs olma, subscribe olma gibi bir şeydir bu. Fakat onlardan farkı cebinizden para çıkmadan yani. Örnek veriyorum. Kredi kartınız yoktur. Kredi kartınızda para yoktur. Kredi kartınız vardır ama parası yoktur içinde. Fakat bir yayıncıya bağış atmak istiyorsunuzdur. Destek olmak istiyorsunuzdur. Veya özel bir ilgi istiyorsunuzdur. Bu gibi durumlarda atabileceğiniz bir şey ee, her tür yaş kitlesine uygundur. Yani 0-5'den yani okuma yazma bilen. 0-8'den diyeyim ben. 8 yaşından istediğiniz yaşa kadar atabileceğiniz, e, yapabileceğiniz bir olaydır. Arkadaşlar çeyir e, nasıl kasıtlı onu göstereceğim. Öncelikle bilgisayarınızın bir, yani kendisinin Amerika'da gibi göstermesi gerekiyor. Çünkü bu Amerikalıların yapabileceği bir şey. Amerikalılara özgü bırakılmış bir şey galiba. Biz Türkiye'de bunu nasıl yapacağız onu anlatayım hemen. Ee, VPN programları var. Ben size şu an Chrome üzerinden Touch VPN göstereceğim. Şu şekilde yazılıyor. Touch VPN olarak yazılıyor. Sitelerin engelini kaldırma diye bir şey. Chrome'a ekle diyerek koyuyoruz ve uzantıyı etkinleştiriyoruz. Şimdi birazdan şuraya gelecek ve geldi. Evet şu an aktif olduğunu görüyorsunuz. Yok oldu. Şöyle geri geldi. Heh. Şimdi Germany olarak giriş yaptım ilk başta. Kendini bir Alman yapsın. Tamam şu an Almanya üzerindeyim. United'a bağlanıyorum ve bağlanmak için paylaşın diye bir seçene çıktı. Sizden paylaşım yapmanızı istiyor şu Google, Twitter veya Facebook üzerinden. Facebook'a tıklayın fakat giriş yapmayın. İzleyin şimdi. Yapmayın. Geri çıkın. E, German olarak gördü. United'a tekrar tıklıyoruz. Az önce Facebook şeyi geldi fakat paylaşmadık veya giriş yapmadık. Kapattık tekrardan. Tekrardan yaptıktan sonra United States'e bağlandı. Evet şu an Amerika üzerinde görüyor bizi. Şimdi Twitch'e bağlanacağız arkadaşlar. Herhangi bir yayıncıya gireceğim şimdi. Çiğri aktif olan bir yayıncıya gireceğim. Şimdi Cheer bizim olayımız şurada. Şu gördüğünüz gürücüğün yanındaki. Bakın abone olmak için 5 dolar verebilirsiniz diyor. Gördüğünüz üzere bağış atmak için de para veriyorsunuz. Fakat çiğir için normalde para istiyor. Fakat biz para vermeyeceğiz. Şimdi benim normalde 15 bitim var. Fakat bunun sizde sıfır olacak. Şimdi satın al diyorsunuz. Burada 100 bit, 500 bit, 100, 1500 bit, 5000 bit. Aşağı doğru iniyor bu. Aşağı nasıl? In Neden inemiyorum? Bir dakika. Benim galiba DPI bozuldu. Tam düzelttim. Heh, Şimdi aşağı indik. Bir 10.000 bit ve 25.000 bit var. Şimdi Bunlar gördüğünüz üzere çok büyük paralar. Yani 308 dolar falan istiyorlar. 100 bit ucuz fakat neden para verirsiniz ve cebinizde para olmadığını farz ediyorum. Üst tarafta United'la girdiğimiz için kısa reklamlar izleyerek 5 bit veya üzeri bit kazanın diyor. Reklam izleye basıyoruz şimdi. Reklam. 15 bitimiz var aklınıza tutun bunu. Şu an yayıncı atabilirim ben burada 15 biti. Evet arkadaşlar ekran geldi. Reklam izleme ekranı buradaki bize vereceği reklamı izleyerek bize 5 ila 100 arasında ortalama bir bit verecek. 100 bit 1.40 dolar demek. Yani 100 biti bölerseniz 1.40'a galiba tam olarak çeyreğin kaç para olduğunu, bir çeyreğin kaç para olduğunu öğrenmiş olursunuz. Reklamı ben izletmeyeceğim sizlere. Tıkladım ekrana. Ekran tıkladığında şurası renk aldı farkındaysanız. Arkadaşlar evet beğendik buradan. Güzel dedik reklam. Şu üst köşeden. I'm done diyorsunuz. I'm done'a bastık. Bir saniye bekleyin. Evet 10 bit verdi. Evet güzel bir rakam verdi. Normalde 5 verir en az galiba. Veya 1 bir, bir, verdiğini görmedim. Bana, bana hep 5 verdi. Ee, güzel 10 geldi. Bir daha izlemek isteyeceğim. Reklam izleme şeyim şu an kapandı. Reklam geldiğinde tekrardan burada olacak. Şu anda gördüğünüz üzere 25 bitim oldu. Ben bu biti herhangi bir yayıncıya atabilirim. Bu yayıncıya destek olarak e, atmış olurum ve kendisi illaki teşekkür eder. Neyse arkadaşlar yeni bir video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamamışsanız yorumlarda bana bildirtirseniz size yardımcı olabilirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. bay bay.